Tut. Ben başlayayım, sen başla. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sen gerçekten 80 kutu açılım yapacağız. Bir de önce AVM geldi. Taksit aldığımız için. Getirdi. Koyu verdi. Bana bak. Böyle dökülüyor değil mi? Böyle dökülüyor değil mi? Hemen böyle anasının cebi. Elime geliyordu. Ay. Bak burada garanti belgesi falan da var. Ay. Garanti belgesi böyle işte. Mesela çıkıyor mu anne, güzel çıkıyor mu? Güzel. Aydınlık mı? Evet. Garanti belgesi bu şekilde. Kaybetme. Onu kaybetmemem gerekiyor. Ha bismillah. Mesela çıkıyor şimdi bu. Çıkaramıyorum anne ben bunu. İyice açayım mı? Kutusunu? Sen neyi becerdin onu? Kutusunu yırtayım mı? Kutusunu yırtayım mı? Bilmiyorum. Bu ne ya? Anlamadığım bir şey çıktı içinden. Şunu şöyle mi koyacağım acaba? Kırıp dökme de. Nasıl koyacağım ben bunu ya? Bilmiyorum. Bilemedim arkadaşlar. Ellerim titriyor. Gel göster bir dakika. Dur göstereceğim arkadaşlar size. Şu şöyle geldi. Şuraya mesut sayacağım zaten onu biliyorum. Ama ben nasıl çıkaracağım? Tut. Başma bir yere. Biliyorum. Allah'ım kutuyu parçalamam gerekiyor. Evet. Değil mi? Ya da ters mi çevirsen? Ters çevrilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Kırma, kırma. Besmele çek, besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Ayı falan da çıktı içinden şu an. Şu an içinden ayağı çıktı arkadaşlar. Anasının cebi. Adam bunu çıkartacağım. Ah, oh, bu sesi sevmiyorum. Çocuk duruyor. Ah, sonu da çıktı. Bıcır bıcır hiç sevmem bu sesi ya. Sonunda çok güzel çıktı. Çıkar. Bak düşünce bir şey olmasın diye korumak için şey koymuşlar. Ya estağfurullah. Aynı adamı niye getirmişler? Sevindim. Ben bunu öyle gördüm arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Elim kanıyor ya. Demin elimi kestim ya. Orası kanıyor. Onu da göster. Bakar mı bu şekilde? Ver. Bakar mı bu şekilde? Bu geri geri şey yapıyorsunuz yani. Geri geri gidiyor. Düğüm falan atılıyor. Şuradan işte nasıl dikmesini istiyorsanız onun ayarları. Bu düz dikiş. Bu galiba fermuar. Galiba bilmiyorum emin değilim. Daha sonra bunların hepsini bildikten sonra 2-3 ay deneyimim olduktan sonra nasıl dikilir onları da gösterebilirim. İşte şurada da zaten gözüküyor işte nereden ne takacağım falan. İnternetten bakarak yapacağım ben bunu. Burada maşura keşke maşura yeri böyle büyük maşuralar için falan olsaydı. Ama öyle değil maalesef. Böyle küçük maşura tıkılıyor. Şundan tıkılıyor. Şöyle küçük maşurada takılıyor arkadaşlar. Şöyle geçiriyorsunuz. Bu kadar yani. Bu. Bir de içinden şu çıkıyor. Şu çıkıyor. Açılıyor bu. Bir dakika. İçinden şunlar çıkıyor. Arkadaşlar. Odaklan. Elim de kanıyor şu arada ya. Acıyor mu bebeğim? Acımıyor. İlk kesince acıdı. Bunları inceleyelim. Ne olduğunu bilmediğim bir adet bir şey. Bunu zaten bakarım ne olduğunu. Galiba bu temizleme fırçası arkadaşlar. Hani yağ bakımı falan yapılıyor ya. Yağdan çarşama falan içini tozunu falan almak için. Bunu biliyorum. Bu ilik açılıyor. İlik açması için.
Bu da ne? Bir ayak işte. Bir ayak olduğunu biliyorum yani. Bir şey ayağı. İki tane de maşur. Maşur mu? Bekir mi? Ondan çıkıyorum. Galiba maşur sanırım. Sonra bunu da bilmiyorum. Ha, bir tane daha maşur çıkıyor. Bir de bu. Galiba bu deseni yaparken düz bir şekilde maşur için. Demin videosunda izlemiştim. Bir üç adet çıktı maşur. Bence gayet iyi. Bu da fermuar ayağı olduğunu biliyorum. Bu da deseni yaparken buraya koyuluyor. Altına koyuluyor. Bu da yine uçları bile geldi o derece ya. Sevindim ya, ben geleceğini düşünmüyordum. Ama kendi gömlek ayağı almayı düşünüyorum. Gömlek dikmek için almayı düşünüyorum yani. Bu şekilde bunlar geldi. Bu ne olacak bilmiyorum. Sanırım ne olduğunu da bilmiyorum. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Şu an pek bilmediğim, anlamadığım için dikiş falan da yapmadım. Ama 2-3 ay deneyeceğim. Ondan sonra eğer bildiğim kadarıyla böyle dikiş nasıl dikiliyor, nasıl ayarlanıyor falan, onları da gösterebilirim. Eğer istiyorsanız yorumlar diyorsun. Beğenin, like'in, abone olun. Bye bye.